Birçok noktada depremin etkileri, izleri silindi tabii ki. Yani şehre baktığınız zaman şehrin çehresinde depremi hatırlatan bir şey görmek neredeyse imkansız. Şehri çok iyi bilenler, o dönemi yaşayanlar, o binalarda işte orta hasarlı olup onarıldığını vesaireyi hatırlayabilirler. Ama dışarıdan gelen birisi için, şehri tanımayan birisi için şehirde bir deprem izinin olduğunu tespit etmek neredeyse imkansızdır. Çok iyi bir uzman olması lazım fark edebilmek için. Tabii bu depremle ilgili yapılması gerekenlerin hepsinin yapıldığı anlamına maalesef gelmiyor. Daha yapılacak çok iş var. Zaten biz de bu dönemin bütün önceliklerini depreme yönelik olarak sıraladık. Öncelikli olarak hali hazırdaki bina stokunun depreme karşı dayanıklılığını tespit etmek amacıyla İnşaat Mühendisleri Odası ile bir çalışma yürüttük. İki noktayı esas aldık. Bir tanesi 99 depremi öncesi. Bir tanesi de 2007'de bir yapı yönetmeliği çıkmıştı. 2017'de yenilendi ama 2007'den önceki binaların tamamını aslında dikkatle gözden geçirmek gerekiyor. Bu şu anlama gelmiyor. 2007'den sonra yapılanların hepsi problemsizdir anlamına gelmiyor. Çünkü sonrasında gerek inşaat aşamasında gerek devamında müdahaleler olabilir. Onların da kontrolü gerekir. Riskli alanlar yönetmeliği adında bir yönetmelik var. Oradaki ilke ve esaslara göre gerçekleştirildi. Şu anda elimizde bu manada bir envanter var. Nerede ne var, nereden başlanması gerekir, o konuyu biliyoruz. Şu anda da onun fizibiliteleri yürütülüyor. Birkaç tane ekip çalışıyor. Akademisyenler var, teknik adamlar var. Onlar ilçe ilçe, mahalle mahalle yapı stokunun risk analizleri ve onların üzerine inşa edilecek olan bir dönüşüm planlaması çalışmalarını şu anda yürütüyorlar. Taramalar tamam. O taramalar doğrultusunda fizibilite etütleri yapılıyor. Çünkü bizim tespitlerimize göre, ön tespitlere göre 150 bin bağımsız birim. Bina değil, bağımsız birim. Bunların 30 bini kadar ticari alan, geri kalanları konut. Bütün bunların güçlendirilmesi veya yeniden yapılması gerektiği ön tespiti var. Dolayısıyla özel sektörün de bir şeyler yapması lazım. İnsanların kendilerinin bir çabanın içinde olması lazım. Dolayısıyla çok inceleyip sık dokuyan ama vakitte kaybetmeyen bir yaklaşım içinde gidiyoruz. Depremden bugüne kadar gelindiğinde Kocaeli'de yaklaşık 27 bine yakın bir yenileme faaliyeti yapıldı. Bunun içinde TOKİ var, emlak konut var, kent konut var, belediyemizin iştiraki. Bunların toplamı 26 bin küsür, 27 bine çok yakın bir sayı. Şu anda kentin 7 tane ayrı noktasında kentsel dönüşüm çalışması devam ediyor. Ama bunlar dönüşmesi gereken, yenilenmesi gereken stokla kıyaslandığında hala yeterli sayılar değil. Hali hazırda 5000 civarında 6000'e yakın konutta
yenileme çalışmaları, yeni stok üretimi çalışmaları devam ediyor. Ama işte 150 bin sayısıyla kıyasladığımızda maalesef henüz yeterli değil. Onun için şahısları da yerinde dönüşüm çalışmalarını da teşvik edecek fizibilite çalışmalarını devam ettiriyoruz.